Merhaba Gizem'le Baylesi, Sonsuzluk Projesi serimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölümlerde insanlığın ölümsüzlük arayışını ve bu uğurda geliştirilen inanılmaz teknolojileri konuştuk. Bugün ise belki de en sarsıcı, en felsefi sorunun kapısını aralıyoruz. Bilinç yükleme deneyleri ve dijital ölümsüzlük gerçek olabilir mi? Düşünsenize, bedeniniz yaşlanıp fonksiyonlarını yitiriyor. Ama bilinciniz, yani anılarınız, düşünceleriniz, kişiliğiniz, kısacası sizi siz yapan her şey dijital bir ortama aktarılıyor. Tıpkı bir bilgisayar dosyasını kopyalamak gibi. Bu sayede biyolojik sınırların ötesinde sanal bir evrende sonsuza kadar var olmaya devam ediyorsunuz. Kulağa bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi geliyor, değil mi? Ama inanın, dünyanın dört bir yanındaki laboratuvarlarda nörobilimciler ve yapay zeka uzmanları tam da bu konunun temelleri üzerinde çalışıyor. Beynimiz, yaklaşık 86 milyar nörondan oluşan karmaşık bir ağ, her bir nöronun diğerleriyle kurduğu bağlantılar, yani sinapslar, bizim kimliğimizi oluşturuyor. İşte bilinç yükleme fikrinin temelinde de bu yatıyor. Eğer beynin haritasını, yani bu bağlantı ağını bütünüyle çıkarabilir ve dijital bir ortamda simüle edebilirsek, teorik olarak bilinci de kopyalamış oluruz. Bu işleme Whole Brain Emulation, yani tüm beyin emülasyonu deniyor. Peki bu ne kadar gerçekçi? Şu anki teknolojiyle bir solucanın sadece 302 nörondan oluşan sinir sisteminin haritasını çıkarmak bile devasa bir çaba gerektirdi. İnsan beyninin karmaşıklığını düşündüğümüzde önümüzde daha çok uzun bir yol olduğu açık. Ancak teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerliyor. 10 yıl önce hayal bile edemediğimiz şeyler bugün hayatımızın bir parçası. Belki de torunlarımız, dedelerinin veya ninelerinin dijital kopyalarıyla sohbet edebilecekleri bir gelecekte yaşayacaklar. Ancak burada asıl can alıcı soruya geliyoruz. Felsefenin ve bilimin kesiştiği o ince çizgiye. Diyelim ki başardık. Bilincinizi bir bilgisayara yükledik. O bilgisayarın içindeki dijital varlık gerçekten siz misiniz? Yoksa sadece sizin mükemmel bir kopyanız mı? Bu noktada gemi teoremi olarak da bilinen Theseus'un gemisi paradoksunu hatırlayalım. Bir geminin zamanla çürüyen bütün tahtaları teker teker yenileriyle değiştirilirse en sonunda ortaya çıkan gemi hala aynı gemi midir? Peki ya sökülen eski tahtalarla başka bir yerde yeni bir gemi yapılırsa hangisi asıl gemidir? Şimdi bunu bilincimize uyarlayalım. Beyninizdeki her bir nöronun işlevini dijital bir karşılıkla değiştirdiğimizi düşünün. Sürecin sonunda biyolojik beyniniz tamamen yok olurken dijital zihniniz çalışmaya devam ediyor. Bu dijital zihin siz olmaya devam eder mi? Peki ya yükleme işlemi kopyalama şeklinde yapılırsa? Yani siz yatağınızda yaşamaya devam ederken bilgisayarda da sizinle tıpatıp aynı anılara, düşüncelere sahip bir kopyanız oluşursa hanginiz gerçek sizsiniz? O kopya kendi bilincine sahip yeni bir varlık mıdır, yoksa sadece sizin bir yankınız mı? Bu soruların cevabı kolay değil. Çünkü bilinç dediğimiz şeyin ne olduğunu bile tam olarak çözebilmiş değiliz. Bilinç sadece beyindeki elektrokimyasal reaksiyonların bir sonucu mudur, yoksa bundan daha fazlası mı? Eğer sadece bir yazılımsa, evet, kopyalanabilir ve sonsuza kadar yaşatılabilir. Ama ya bilincin bizim henüz anlayamadığımız bedene bağlı biyolojik bir özü varsa, o zaman dijital kopyamız ruhu olmayan bir zombi, felsefi bir zombiden ibaret olmaz mı? Yani dışarıdan tıpkı bizim gibi davranan, konuşan, hisseder gibi görünen ama aslında hiçbir şey hissetmeyen boş bir kabuk. Bu teknolojinin etik ve sosyal sonuçları da baş döndürücü. Dijital ölümsüzlüğe kimler erişebilecek? Sadece parası olanlar mı? Bu toplumda yeni ve belki de en acımasız sınıf ayrımını yaratmaz mı? Ölümlüler ve dijital ölümsüzler. Dijital bir cennette sonsuza kadar yaşama vaadi insanları hayatlarını riske atmaya iter mi? Peki ya dijital cehennemler? Bilincinizin silinemediği, kapatılamadığı, sonsuz bir işkence döngüsüne hapsedildiği bir sanal dünya mümkün mü? Bir hacker dijital zihninize girip anılarınızı değiştirebilir mi? Ya da sizi tamamen silebilir mi? Bunlar sadece bilim insanlarının değil, aynı zamanda filozofların, hukukçuların ve toplumun her kesiminin cevaplaması gereken çok ciddi sorular. Sonsuzluk Projesi serimiz
bizi insan olmanın ne anlama geldiği üzerine derin düşüncelere itiyor. Belki de ölümsüzlük, bedeni korumak ya da bilinci kopyalamakla ilgili değildir. Belki de asıl ölümsüzlük, geride bıraktığımız eserlerde, çocuklarımızda, fikirlerimizde ve dünyada yarattığımız pozitif etkide saklıdır. Kim bilir? Bu karmaşık ve büyüleyici konu hakkındaki düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Sizce bilincinizi dijital bir ortama yükletir miydiniz? Kopyalanan bilincin hala siz olacağına inanıyor musunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi bizimle paylaşın ve bu felsefi tartışmayı birlikte büyütelim. Serimizin bir sonraki bölümünde yine çok ilginç bir konuyu ele alacağız. Kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bilimin ve gizemin aydınlığında kalın. Hoşça kalın.